Günaydın efendim, hayırlı sabahlar, sevgiler, saygılar sunarak bugünkü programımıza başlıyoruz. Yoğun bir yayın akışı sizi ve bizi beklemekte. Zaten magazin de gerçekten magazinsiz gazeteler. Bununla ilgili bir sistemim olacak ama önce buyurun. Nasıl olacak yani, magazin zaten tam konuşacakken hani sanki ben insanları bir yere göndermişim. Ben zorla bir yere burada gidin, şöyle bir görüntü verin. Efendim polis sizi yakalasın, güvenlik yakalasın. Sen Hakan Akkaya'yı söylüyorsun. Sanki ben demişim gibi her yerden konuşma yasa. Onunla alakalı dün beni bir polis memuru aradı. Konuşacağım. Daha neler yani, ne oluyoruz değil mi? Daha neler yani? Ben birazdan gireceğiz zannettim o konuya. Ben başka bir şey söyleyecektim. Sen hangi böyle konuya gireceksin? Ben de magazinsizlikten. Evet, benim de kafam şeye takık. Magazinsizliğe. Yani biz burada yaptığımız haberleri Bilal Özbilge önderliğinde yapılan gazetecilerimizin yaptığı haberleri biz biliyorsunuz sizlerle paylaşıyoruz. Ve sonra başka gazeteciler bunu habersizlikten haber yapıyorlar. Benim takipçime verdiğim samimi bir yanıtı bile abi oturup onu manşet yapmış bir gazete. Ece bunu dedi, nasıl böyle bir şey der? Horror 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 horror. Magazinsizlikten mi? Magazinsizlikten, çünkü verdiğim yanıt o kadar hani samimi, doğal ve insanları incitmeyecek bir yanıttı ki. Eski evliliğimden bahsedeyim, ilk evliliğimden. Yani hayattaki en büyük pişmanlığımdır. Değerini bilemedi ve sevgim de bittiği için, sevgimiz bittiği için bitmişti. Anladın mı o evlilik? Ne olabilir? Gayet dertleştim seyircilerimizle, takipçilerimizle. Hemen bir manşetler falan. Geçmişe dönüş değildir bu. Hayattaki pişmanlıkların vardır ama onu tekrar olsa belki tekrar aynı şeyi de yapabilirsin. Belki de bu hayattaki dik duruşunun, belli bir kimyaya sahip olmanın sebebi geçmişte yaşadığın keşkelerindir. Bravo. Bravo. Bravo Bircan. İzin verirseniz efendim. Evet. Bir günaydın diyeceğim. Lütfen der misin? Bugün dertliyim. Bir sakin ya. Nasılsın? Ay bak, nasıl sinirliyim. Polisle konuştuğum, polis memurla konuştuğum şeyi söyleyeceğim. Ben de söyleyeceğim. Günaydın. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz Beyaz TV ekranlarına. Hızla iyileniyorum. Çok iyileniyorum. Ya domuz gribi var ya, Gürcistan'da ciddi ciddi can alıyor. Sen domuz gribi değilsin değil yok, mi? Yok, ben yok değilmişim. Bende hiç ateş olmadı çünkü. Hmm. Ateş olsa iyi. Domuz ateş gribi olmadı. Tekrar hani bir ara gündemdeydi, tekrar gündemde. Yani inşallah Gürcistan'a da buradan bütün yaşayan manda gribi geliyormuş. Herkese çok şaka geçmiş olsun. Gergedan gribi vardı zaten. Aha, manda gribi geliyor. Neden bu mesela? Yapmıyorum. Neden domuz gribi? Neden gergedan? Bence neden şöyle yani oluyor. Bir memleketten geliyor ve o memleketin nesi meşhursa ona biz öyle diyoruz. O öyle hayvanlardan mi geçiyor bence. Bir hayvandan geçmesi muhtemel. Günaydın, bize ulaşmak istiyor musunuz efendim? Yok. Buna rağmen bu kadar hastayız falan. Bize ulaşın. Siz bize ulaşmazsanız biz ne yaparız? 549-802-8631 0549-802-8631'den bize haber olmasını istediğiniz her şeye ulaştırabilirsiniz. WhatsApp ihbar numaramız bu. Soğumazeli altı yazarsanız Instagram'ımıza ulaşabilirsiniz. Twitter'da bize ulaşmak istiyorsanız, tweet atmak istiyorsanız Solmaz Yeni. YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız Söylemezsem Olmaz yazarak YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bana ulaşmak istiyorsanız Bircan Bali yazıp sonuna iki tane i koyabilirsiniz. Ece Erken'e ulaşmak istiyorsanız da Ece Erken yazabilirsiniz. YouTube kanalımızdaki abone sayımız gün geçtikçe artıyor. Oh, 300 bini falan bulmuş. Bayağı da daha çok. Tıklamamız da 2-3 milyonu buluyor 3 milyonu artık. 3 milyonu buluyor evet. Yani sadece televizyon değil, YouTube'dan da gidiyoruz. Çok maşallah, şahane bir şey maşallah. İsimlerimizi kullanıp gölgelerimize sığınanları gülümsüyoruz. Evet. Evet ya, YouTube kanalı açıp bizi kullananlar da var. O da ayrı bir şey, neyse hiç değinmeyeceğim bile. Evet. Bir tane daha tık bizden dolayı fazla hiç olmasın. Evet. Şimdi sevgili seyircilerimiz, ben dedim ki Instagram hesabımda fotoğraf paylaştım. Dedim ki çayınızı koyun geliyoruz yazdım. Ali Baba'nın yeri Nevşehir diyor ki çay kalmamış, bugün de biz size gelsek yeter daha diyor. Bravo ya. Bir şey soracağım, birkaç tane izleyicimiz alalım şurada bizi izlesinler ya. Ama şartım stüdyoda var. Üşürler hayatım. Şartım gerek var, yok. Şartım. Evde sıcak sıcak bizi izleyenler varken. Niye şimdi 6'da 5 kişi alsak? Ama şartım var. Sonuna kadar bizi izlediklerini gösterecek videolar koymaları lazım. Sayfalarına. En baştan en sona kadar bizi izlediğini görmemiz lazım. O zaman olur. Bence iyi fikir. Bunu bir konuşalım. Ne diyorsun ya? Nasıl ya? Sen yine Bilal'i mi dinliyorsun? Hayır, seni dinliyorum. Yemin ediyorum anlamadım. Ya baştan sona zaten oturan kişi izleyecek öyle bizi. Niye izlemesin? O izlediği için burada oturacak diyorum. Baştan sona kadar izlediği için biz bunu gördüğümüz için aralarından seçeceğiz ve buraya gelecek diyorum. Neyse tamam. Kura çekil. Anladım. Hiç anlamıyorsun beni ya. Benim tek sen anladın, sen beni yanlış anladın. Beni anlamadın ya. Ben ondan yanıyorum. O zaman sen bana kendini anlat. O sırada izleyicilerimiz evde kahveniz, çayınız kalmadıysa lütfen komşudan alın. Biliyorsunuz komşu
komşunun külüne muhtaçtır. Muhtaçtır. Bir de ev alma. Siz alın konuşalım onu. Biz de sonra geliyoruz. Reklamlardan sonra buradayız bomba gibi haberlerle efendim. Evet. Efendim reklamların ardından tekrar beraberiz. Çaylar demlendi, kahveler hazır ama haberler çok iyi değil. Dün de aldığınız gibi, dün de bildiğiniz gibi çok değerli bir yıldızı kaybettik. Ayşen Guruda. Yüzlerce sinema filmi olan, tiyatrolarda oynayan, gerçekten sanatçı dediğimiz isimlerden birisini kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Evet, maalesef dün çok önemli bir ismi kaybettik. O kadar hüzünlü bir durum ki hiç çocukluğumdan kimse kalmadı gibi. Ya hiç bir, yok, hepsi herkes gitti. Tabii filmleri paylaşıyor Ayşen Guruda'nın oynadığı. Bir bakıyorum Kemal Sunal, bir bakıyorum işte Halit Akçatepe. Halit Akçatepe. Evet, birçok ya Tarık Akan filmde yok, kimse kalmamış evet, mesela en son kalmadı. Paylaşılan bir film vardı. Yalnız erkekler erkek yıldızlarımız erkek olanlar aktörler daha erken gittiler. Kaçta 74 yaşında gözlerini kapadı Ayşen Guruda. 30 Kasım 1945 doğumluymuş. 45 doğumlu. Çok yani Türk sinemasının vazgeçilmez isimlerinden bir tanesi. Dün çok buruktu ya böyle. Bir çocukluğundan bir anda daha gitti yani. Evet, ünlüler de bir takım paylaşımlarda bulundu sevgili seyircilerim. Sizlerle paylaşacağız onları ama önce görüntülerimiz gelsin. Evet, Ayşen Guruda'nın açıklamaları konuşuluyor. Bu halk beni nasıl gömeceğini bilir diyor. Ve de Halit Akçatepe'nin ardından NTV'de canlı yayına bağlanmış Ayşen Guruda. O röportajda yine sistemleri vardı ve haklı sistemleri. Diyor ki bu televizyon sahipleri, yapımcılar utanmıyorlar mı diyor. Rating rekorları kıran filmlerden. En ufak bir telif hakkı vermediler bize, vermiyorlar diyor. Şimdi ölümlerden bile reyting rekoru kırıyorlar diyor. Halit Akçatepe'nin ölümünden sonra konuşmuş. Çok haklı bir sistem. Yeşilçam'ın devleri, Yeşilçam'ın emektarları. Artık Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan isimler maalesef teliflerle alakalı yıllarca boğuştular biliyorsun. Hala Kemal Sunal'ın ailesi bu konuyla alakalı evet, büyük savaşlar veriyor. Maalesef istenilen seviyede değil. Ayşen Guruda'nın telif aldığını düşünsene şu an mesela. Ya. Yani her filmde bazen o filmde başrol değilsindir ama o filme o filmde varsan ve devleşirsin işte oynadığın rolle devleşir. O filmin künyesinde Ayşen Guruda geçiyorsa bir için rahatlar. Tabii. Ha, tamam film güzeldir dersin ve izlemeye devam edersin. Her zaman işte çok iyi bir yardımcı kadın oyuncuydu ve devleşen başrolleri aratmayan yardımcı kadın oyuncu hayatımızın içinden geçen anılarımızı biriktirdiğimiz ustayız. Şubat 2018'de bir röportajı var yine. Diyor ki usta sanatçı, sahip olduğunuz şöhreti ve ilgiyi kaybetme korkusu var mı sorusuna. Biliyorum ki bu halk beni nasıl gömeceğine kendi karar verecek. Onlar bilir beni nasıl gömeceklerini. O gün gelene kadar da benden sevgi ve ilgilerini esirgemeyeceklerini hissediyorum cevabını vermiş. Gerçekten öyle olmadı mı? Gerçekten de öyle oldu. Sevgiyle ve saygıyla andığımız, hiç saygısızlık yapılmayan, hiçbir polemiğe girmemiş çoğu zaman yani. Çok saygıdeğer bir isimdi. Bir röportajı vardı, onu bir verebilir miyiz acaba? Bir galiba okulda konuşması var, bir verelim. Evet, sevgi, ilgi konusu. Cumhuriyete sımsıkı sarılın diyor. Alemin kadınları diyor, bisiklete binerken bayram ediyorlar diyor. Biz ne kadar özgürüz onu, evet, anlatmaya çalışıyor. Bir önceki söyleşisine yine mikrofon önündeyken sen de dikkat ettin. Arkada Vatan Şaşmaz vardı. Önde rahmetli Ayşen Guruda, rahmetli Vatan Şaşmaz, rahmetli Ayşen Guruda. Bir bir giden ve yitip giden hayatlar. Aslında şurada neler gördük ya Ece? Neleri gördük? Çok uzun zamandır da yoğun bakım tedavisi devam ediyordu. Pankreas kanseri de bir yıldır hayatındaydı, evet, maalesef. En son arkadaşı kimmiş biliyor musun? Kim? Adile Naşit rahmetli. Öyle mi? Evet, altlı üstte oturuyorlarmış, komşularmış. Çok erken kaybetti arkadaşını. Bir işte sürekli sinemaya, tiyatroya beraber gerçekten giderlermiş. Gerçekten güzel. Evet. Bakar mısınız zaten bir sürü burada yok ama birçok filmde de birlikte rol aldılar tabii biliyorsun. Canım hep annesini oynadı. Ya evet. Hep işte Hafize Hanım'la varken zaten o yine vardı. Geçen gün hafta sonu bir Yeşilçam şey yaşadım böyle güzelliği. Ayşen Guruda her ikisinde de vardı. Ya çok tatlı, çok muazzam sahneler. Peki evet, onun arkasından bütün birçok ünlünün yürek oldu, burkan evet, paylaşımları vardı. Evet. İşten paylaşımları vardı. İlk paylaşım Tarkan'dan geliyor. Tarkan diyor ki
Bir yıldız daha kaydı. Başımız sağ olsun. Her zaman sevgiyle anacağımız ve hiç unutmayacağımız Ayşen Guru'da nurlar içinde yatsın paylaşımını yapıyor. Sıla sessizliğini bozdu, uzun süre sonra varlığını gösterdi. Sıla diyor ki nur içinde yat özel kadın, kıymetli kadın. Ahmet Kural bir fotoğraf paylaşıyor ve altına emojiler kalpler yapıyor. Koyuyor. Kalpler. Yine Demet Akba, Ayşen ablamız nurlar içinde yat, başımız sağ olsun diyor. Demet Akbağ da hemen Ahmet Kuran arkasından. Bakıyorum sonrasında kim var? Yılmaz Erdoğan. Bizim en güzel akrabamız olmayı başarmış bir usta. Ah, çok güzel bir yazı değil mi? Çok gerçekten güzel. Öyle. E zaten Yılmaz Erdoğan kalemi. Evet, yani evin içine giren, artık bizden biri olan, akrabamız gibi olan Ayşen Guruda'dan bahsediyorum. Memleket tarihine atılmış güler yüzlü büyük bir imza. Hepimizin başı sağ olsun diyor Yılmaz Erdoğan. Hazal Kaya'nın güzel bir paylaşımı var. Gençlerin zaten bu şekilde paylaşım yapması hepimizin hoşuna gidiyor. Çok güldük birlikte, çok eğlendik, dertleştik, çok ağladık. Birbirimizi öyle bir dinle, öyle bir derdini dert edindik ki çok şey öğrendim. Yarısı yok maalesef, okuyamıyorum şu an. Şu ekranda yarısını mı verdik? Evet, izleyicilerimiz de şu an okuyordur. Ömrüm boyunca ilham olacak bana. Seni çok seviyorum Ayşen abla. Hoşça kal demiş. Tanışmışlar mıdır? Mesela Ayşen zaten abla, fotoğraf var. Ha, ben görmedim onu. Tabii. Yan yana fotoğraflar var. Hiçbir şey görmüyorum. Muhtemelen birlikte oynamışlardır. Süper. Bile. Evet. Ben niye bunu sorayım biliyor musun? Tanışmasa bile Ayşen abla diyecek samimiyetteyiz mesela, evet, değil mi? Evet, aynen. Biraz daha Yılmaz Erdoğan dediği gibi. Aynen de öyle. Evinize yani, geliyor, Ayşen abla derim ben. Oluyor. Tanımasam da derim ki görmedim. Hangi hikaye? Uzun hikaye. Bizim hikayede birlikte oynuyorlarmış zaten. Aa, hatta oradan doğru. Görüntü varsa bir paylaşabilir miyiz İstanbul'un üzerine? O zaman doğrudur, ben hiç izlemiyorum. Evet. Onun için de. Şimdi yalnız, salak dedi ya, üzerine de gerzek kelimesi kim tarafından getirmiş biliyorsun değil mi? Yani gerizekalının gerzek işte, kısaltılmış. Evet. Ayşen Guruda Türkçe'ye bunu kazandırmış ve benim de çok özür dilerim, kızmayın ama benim de en çok kullandığım kelimelerden bir tanesidir. Allah yani. Allah, gerzekli yani, yani gerizekalı demek yerine. Evet. Ali Sulu'nun paylaşımı çok hoşuma gitti. Çok güzel. Yanına geliyor iki gözünün çiçeği. Ayşen Guruda, Kemal Sunal. Yani herhalde bir film repliğinden alacak en anlamlı veda mesajı. Evet, gerçekten en duygusal paylaşımlardan bir tanesi. Bu arada domates güzeli diyoruz biliyorsunuz. Nereden? Oynadığı skeçlerden bir tanesindeki karakter biliyorsunuz. Ve Türk halkı ona o kadar çok yakıştırdı ki o karaktere. Domates güzeli diye kaldı. Ben acaba çünkü aklımda şey kaldı. Domates güzelliği bir yarışma mı yapıldı? Tabii. Çünkü patates güzeli de var, domates var. Acaba dedim. Ama skeçlerden bir tanesiymiş. Orada karakterin artık şey değil mi? Aynen. Evet. Murat Boz'un paylaşımı. Çok üzgünüm. Nurlar içinde uyu. Mekanın cennet olsun diyor Murat Boz. Şahan Gökbakar tabii ki paylaşım yapmış. Nurlar içinde yat Ayşen Guru'da. Senin filmlerini izleyerek büyüdük ve çok sevdik seni. Allah cennetine kabul etsin. Başımız sağ olsun diyor Şahan Gökbakar da. Şimdi herkes Gülsunal'ı söylemiş özellikle. Gülsunal'ın paylaşımını da verir misiniz diye. Bakıyorum hemen. Gülsunal ne paylaşmış? Ben bulamadım. Sende var mı? Ona birazdan bakalım. Gülsunal'ın sayfasını mı bulamadım, paylaşımını mı? Sayfasını bulamadım. Ha. Herkes onu da yazmış çünkü. Gülsunal'a bakıyorum yok, hemen. Ben de bulamadım. Bulamadım vallahi. Maalesef bulamadım. Paylaşımı bize söyleyin. Oradan. Heh, buldum, tamam çıkalım. Buldum. Evet. Ah ah ay. Evet ya, bu da çok duygusalmış. Adile Naşit var. Kaybettiğimiz birçok değer var. 30 Nisan 1976. Gülsunal arkadaşlar bir bakar mısınız? Bu fotoğrafı verelim ekrana. Birinci evlilik yıl dönümümüz. Şimdi bir tek ben kaldım bu fotoğraftan diyor Gülsunal. Ay Allah uzun ömür versin. Evet. Fotoğraf karesini ekrana getirsek. Biraz evvelki gibi. Damat Feride. Evet bu fotoğraf. Ay, çok bravo, güzel hemen ekibimiz de buldu. Ama ne acı. Hiç evet kimse ya. Yok. Artık hiç kimse yok. Ya fotoğraf paylaşıyorsun. O fotoğraf karesinde bir tek Gülsunal var, düşünsene. İşte onun yaşadığı anıları düşün. Onun hayatta kaybettiklerini düşün. Şimdi buna bir tanesi daha eklendi. Maalesef ki Ayşen Guruda'nın artık son yolculuğu. Cuma günü Zincirlikuyu'nda kılınacak namazla defnedilecek. Fakat bir şey var. Torununun söylediği, hepinizin annesi benim anneannem. Ya. Her zaman sevgiyi bize göstermiştir. Sevginin doğru yol olduğunu söylemiştir diyor. Zaten bence star ya da emektar kelimesi kolay olmuyor. Sevgiye ve saygıya verilen önem
onların hayatının kalitelerini belirlemiş. Torunlarını bile öyle yetiştirmişler. Ne kadar güzel. Şimdi Ayşen Guru da kalitesindeki bir isim. Acaba ne kadar para kazandı? Acaba rahat yaşayabildi mi? Çünkü neden mukayese ediyorum? Şu anki starlara bak. Bölüm başına alınan paralar 70 binler, 80 binler. Düşünsene Ayşen Guru da başka bir vefat üzerine bağlandığında canlı yayına bu sitemi dile getiriyor ve çok haklı bir sitem. Sence ve de izleyicimize de soralım. Sence bu sitemi yapmasındaki sebep haksızlığa uğradığı için değil mi? Yani ekmek elden su gölden bir hayat olsaydı. Arar mı bunu? Tabii. Bana ne kardeşim der. Zaten biz hakkımızı alıyoruz der. Ama rahmetli belli ki hakkını alamadığı için bu sistemlerde bulunmuş. Ece ben şeyi hatırlıyorum. Yani dizilerden de daha çok reyting alıyor. Hababam sınıfını koy. O gün hepsini de geçiyor yani. Hiç koyma, biz yine gidip Hababam sınıfı açıyoruz bir yerden. Ama başka bir diziyi koyarsan o gün bölüm başına o günkü oyunculara bakıyorsun. Hani şu 70 aldı, şu 80 tabii, aldı, tabii, şu 10 aldı, şu 5 aldı. Ama Ayşen Guruda'nın filmi defalarca yayınlandı. Kemal Sunal'ın keza öyle. Ama gerçekten telif hakları çok büyük bir sıkıntı ülkemizde. Sorun. Ben Allah rahmet eylesin. Halit Akçatepe'yi, Halit abiyle konuştuğumda dedim ki ona, Halit abi ne şartlardaydınız bilmiyorum ama o dönemin starlarıydınız falan. Biz hiç star olduğumuzun farkına varamayacak bir hayat standardı yaşadık diyor. Setten çıkıp otobüs beklerdik biz de, diyordu. Nur içinde yatsın. Hatta bize şu kadar şey kaldı, film kaldı. Bunu oynayacaksınız derlerdi. Biz tekrar bile yapamazdık. Hatta bazı ölüm sahnelerinin yarısının olmamasının sebebi odur derdi. Çok yokluk çekmişler. İşte gerçek emektarlar, Yeşilçam'ı Yeşilçam yapan gerçek isimlerden bir tanesine daha veda ettik. Ve evet, şu anki oyuncuların da birazcık değer bilmesi gerekiyor galiba. Ve bakalım bu paylaşımları yapanlar Cuma günü Ayşen Guruda'nın son yolculuğunda inşallah Ayşen Guruda'yı yalnız bırakmazlar diyoruz.